14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Ben 31 Mart'tan bugüne 3 tane araştırmanın aslında sonuçlarını vereceğim şu anda. Ya bu trendi buyurun göstermek bakımından. 18.478 kişiyle 31 Mart 1 Nisan tarihleri arasında yapılan bir araştırma. Yine Areda tarafından benim de danışmanı olduğum 18.478 kişiyle yapılan araştırmada Recep Tayyip Erdoğan birinci turda %50,6, Kemal Kılıçdaroğlu 41,8, Muharrem İnce 5,5, Sinan Oğan 2,1'di. 12-14 Nisan'a geldiğimizde 10.136 kişiyle yapılan araştırmada Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 50,8'e çıkıldığı görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 43,1'e oyunu yükselttiği görüldü. Muharrem İnce'nin 4,5'e düştüğü görüldü. Sinan Oğan'ın ise 1,6'ya düştüğü görüldü. Ve 15-20 Nisan tarihleri arasında doğalgaz bulundu. Daha doğrusu doğalgazın ulusal gaz sistemine verilmesinin öncesinde ve özellikle kentsel dönüşümle alakalı yarısı sizden yarısı bizden projesi öncesinde yapılan bir araştırma. Bu da 17.400 kişiyle Recep Tayyip Erdoğan 51,4, Kemal Kılıçdaroğlu 41,8, Muharrem İnce 4,6 ve Sinan Oğan 2,2 şeklinde gerçekleşti. Burada neyi görüyoruz? Recep Tayyip Erdoğan'ın oy trendini yukarı yönlü götürdüğüne Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ay başından bugüne ayın ortasında bir miktar yükselme göstermiş olsa da tekrar düşüş trendinin aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Erdoğan'cığım, rakamları bir daha söyleseniz de tam evet olarak kulağımıza yerleşse. İlk araştırmadan başlayarak. Yani şu gidişat var ya, 50,6'dan kaça çıkmıştı? Evet evet, 30, zaman aralıklarıyla. 31 Mart 1 Nisan tarihlerinde 18.478 kişiye sorulduğunda Recep Tayyip Erdoğan 50,6. Kemal Kılıçdaroğlu 41,8, Muharrem İnce 5,5, Sinan Oğan 2,1. 12-14 Nisan tarihine geldiğimizde, yani yaklaşık 12 gün sonra, 13 gün sonra ortalamasını alırsak, 2 hafta sonra, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy trendinin 50,8'e çıktığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 43,1'e çıktığını, Muharrem İnce'nin oyunun 4,5 olduğunu, Sinan Oğan'ın ise 1,6 olduğunu gördük. Sinan Oğan ve Muharrem İnce gerilemiş. Evet, bu aralıkta buradaki oy geçişleri biraz Kemal Kılıçdaroğlu tarafına olmuş. O dönemde biraz medya görünürlüğünün Muharrem İnce'nin özellikle azalması sebebiyle gerçekleşiyor bu geçiş. Bunu da belirtelim. Tabii bu arada da çok ciddi bir linç oluştu Muharrem İnce'ye. Özellikle Cumhuriyet Halk Partililer tarafından. 15-20 Nisan'a geldiğimizde bu çok taze bir araştırma, ancak yine belirtelim, doğal gazın ulusal gaz sistemine verilmesi, yani bedava olması açıklanmadan önce yapılan bir araştırma ve kentsel dönüşümle alakalı yarısı sizden yarısı bizden. Bunu niye söylediğimi belki biraz sonra daha net ifade ederim. Tamam. O dönemde yapılan açıklama araştırmada Recep Tayyip Erdoğan'ın 51,4, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 41,8, Muharrem İnce'nin 4,6 ve Sinan Oğan'ın ise 2,2 oranında bir oy aldığını gördük. Bunlar hepsi birinci tur sonuçları. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Oy trendleri özellikle iletişim stratejisini planlarken ne yönde olduğu dikkat edilerek yapılması gereken bir şey. Eğer trendiniz yukarı yönlüyse, yaptığınız stratejinin, uyguladığınız anlayışın doğru bir noktada olduğunu, doğru yönde sonuç gittiğini yani ifade eder. Öte yandan eksi yöndeyse, düşüş trendindeyse sizin bir yanlış içerisinde olduğunuz veya söylemlerinizin seçmen tarafından bir karşılık bulmadığı anlamını ifade eder. Tabii, şimdi 12-14 Nisan arasında Sinan Oğan 1,6. Evet. 15-20 Nisan'da bunu artırıyor, 2,2'ye çıkıyor.
O arada Kemal Kılıçdaroğlu 43.1'den 41.8'de yani en başta ay başına dönüyor, evet. Ha, oraya gidiyor. Sinan Oğan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı oy alıyor? Tabii yani oradan aldığı oylar da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları artıyor. Oradan alamadığı belli. Peki Sinan Oğan nereden oy alıyor? Muharrem İnce'den almamış. O da 4.5'tan 4.6'ya çıkmış. İyi Parti'den mi alıyor? İyi Parti'nin tabanından alıyor. Çünkü bu HDP parti görüntüsü zaten baştan sona özellikle yedili koalisyon olarak ifade ediyoruz artık. Buraya ciddi zarar veriyor. Şu en yakını bir daha tekrarlar mısınız? En yakın 15-20 Nisan. 17.400 kişiyle yapılan bir araştırma. Çok da ciddi bir örneklemdir, onu söyleyeyim. Yani Türkiye genelinde şu anda işte muhalefet temsilcilerinin böyle sarıldığı araştırmaların örneklem sayısı oldukça düşük. Bunun neredeyse 6'da biri veya 5'te biri oranında bir örneklem. Eğer gerçekten yapıyorlarsa tabii, bunu da ifade edelim. 17.400 örneklemle Recep Tayyip Erdoğan birinci turda 51.4, Kemal Kılıçdaroğlu 41.8, Muharrem İnce 4.6, Sinan Oğan 2.2. Burada şu var. Tabii söylemlerin karşılık bulmaması, yani söz veriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani burada anladığımız kadarıyla Kılıçdaroğlu'ndan da Erdoğan'a geçiş var. Doğru değil mi? Bir miktar var tabii. Bir miktar var ama daha çok muhalefet içerisindeki farklı gruplardan oy almıştı ayın ortasında Kemal Kılıçdaroğlu. Biraz yani yaklaşık oyunu 1,5 puanın üzerinde bir artırmıştı ama o tekrar hem diğer adaylara, özellikle Sinan Oğan'a ve Recep Tayyip Erdoğan yönünde seyretti. Tabii burada az önce bahsettiğimiz noktalardan bir tanesi HDP. Yani Türkiye'nin üniter yapısıyla alakalı insanların duyduğu kaygı, eğer iktidar olurlarsa HDP'lilerin alacağı pozisyon ve Kandil'den yapılan açıklamaların tehditkar olması ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük konusu ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da buna biraz büyüteç tutması seçmende bir karşılık olarak geri dönüş sağlıyor. Oradan bir kopuşu ortaya koyuyor. Oylarını artırmak için eğer bu iki ismi yanına alıyorsa... Ama onu soracaktım, hani yiğitlerim diyerek görevlerini açıkladı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu. Etkisi nedir? Etkisi olabilir mi? Bu iki isimle ilgili araştırmalarda yansıyan nedir? Şimdi az önce şunu söyledik. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye. Ankara'da da bir sürü söz var. Yani gerçekleşmeyen, daha ücretsiz su yapacağını söylemişti Mansur Bey. Ama suya defalarca zam geldi. O açıdan bir kere bu iki ismin söz tutma konusundaki tecrübesi, background'ı çok iyi değil. O açıdan biz özellikle seçmene şunu da sormuştuk. Yani bu iki ismin Cumhurbaşkanı yardımcılığıyla alakalı bir gündem araştırmasında Nisan başında sorduğumuz bir soru vardı. Muhtemeldir ki Kemal Bey'in ekibindeki isimler bunları sormayarak bu stratejileri hazırlıyorlar. Veya çala kalem bunlara gidiyorlar. Biz de buradan onlara duyurmuş olalım. Sizce Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atar mı? Soru bu. Evet atar diyen %43. Hayır atamaz diyen ise %57. Yani insanların çoğunluğu Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bu iki belediye başkanını atamayacağını düşünüyor. O zaman şimdi... Şimdi onu artık kırmak adına mı yapıyor diyorsunuz. Evet. Bir başka soru var şimdi. O ikisini birleştirdiğimizde daha da anlamlı olacak. Sizce Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalı mı? Yoksa belediye başkanı olarak görevlerine devam mı etmeliler? Bir tahmin edelim bakalım. Ne çıkmış? Evet, tahminleri alalım. Ne çıkmış? Cumhurbaşkanı yardımcısı olmalılar diyenler kaçtır? Bence düşüktür daha öncekine göre. Kılıçdaroğlu onları yardımcı yapar mı soru rakamına göre? Daha düşüktür diyorsun. Daha düşüktür. Ben. Çağlar kopya çekiyor. Hemen. Gördü. Çağlar güzeller sayılmaz. Benim kendi fikrim bence de düşüktür. Melik Bey. Yani valla yüksektir ki böyle bir karar aldık Kemal Bey.